Size iyi günler diliyorum. Şu anda Tarsus'un Saklı Cennet diye adlandırılan mekandayım. Şimdi kulaklıktan konuşuyorum çünkü etraftaki sesinden dolayı sesim düzgün gelmeyebilir. O yüzden kulakla konuşmak zorundayım. Biraz gezdim. Güzel, otantik bir yer. Serin bir yer. Burada bir işletme var. İşletme sahibi arkadaşlar buranın yerli halkı. Güler yüzlü insanlar. Çayımız bu şekilde geliyor. Şu şekil tepsinin içinde geliyor. Çay içmek isterseniz. Çayın fiyatını bilmiyorum. Onu da ileriki videolarda çekerim. Size bahsederim. Şimdi birazdan ortalığı gezerken yine bir video çekeceğim. Bu Tarsus'un Saklı Cennet yerini merak edenler için hazırladığım bir video olacak. Hadi bakalım gezmeye çıkalım. Şu anda Tarsus'un Saklı Cennet diye adlandıran mevkideyim. Biraz evvel bununla alakalı çekim yapmıştım zaten. Size ufak tefek şeylerden bahsedeyim. Şimdi şöyle ufak bir geziye çıkalım beraber. Hem siz de görmüş olursunuz. Hem de burayla alakalı bir fikriniz oluşur. Şimdi burası Saklı Cennet'in bir kısmı. Arka tarafında da bir kısım var. Sesim umarım size iyi geliyordur. Masalar var işte, gördüğünüz gibi. Burada istediğiniz zaman piknik yapabiliyorsunuz. Etraf son derece temiz arkadaşlar. O konuda bir sıkıntı yaşamazsınız. Masalar bu şekilde. Bazı masalar suyun içinde. İsterseniz ayağınızı suyun içinde şey yapıyorsunuz. Burada işte gördüğünüz gibi mangalımız var. Yerlere çöp atmayın uyarıları, levhaları konmuş. Şu anda çekimi ben telefondan yapıyorum. Aynı zamanda kulaklıkla konuşuyorum. Su sesinden sesim size çok net gelmeyebilir de. Arkadaşlar buraya ailecek gelip mangalınızı falan yapabilirsiniz. Hatta biraz evvel işletmeci abiyle konuştum. O da buranın yerlerinden. Az önce işte Kaymakam Bey falan gelmiş buraya. Arkadaşlar burayla alakalı size ufak bir şey söylemek istiyorum. Şimdi insanlar araçlarıyla geliyor buraya. Bayağı yüksekten aşağı iniyorsunuz. Bayağı yüksekten aşağı iniyorsunuz. Şimdi yolun yapısı burası yine biraz şey, yani ufak tefek sakıl makıl var ama yolun yapısını ben şimdi size göstereceğim. Artık arabanızla mı gelirsiniz, motosikletle mi gelirsiniz, ona siz karar verirsiniz. Benim motosikletim şu. Yolun yapısı böyle arkadaşlar. Hani ne çok iyi ne çok kötü. Alkol falan yasaklı şeyi var. Ben bu motorla geldim buraya. Ama cross motor olsa bence daha iyi olurdu. Evet arkadaşlar. İsterseniz böyle masalarda oturabiliyorsunuz. Alkol burada da yazıyor, yasak diye. İşte dağın tepesinden su filan geliyor. Bu şekilde. İsterseniz burada da mangal yapabiliyorsunuz. İşletmeci abimiz bu. Çok güler yüzlü bir insan. Ondan çekim yapacağımla alakalı izin aldım. Şu anda çekim yapıyorum sizin için. Burası Saklı Cennet denilen Tarsus'la Çamlıya ile arasında bulunan bir mevkide bulunan bir yer. Zaten kocaman bir tabelası var.
bulmanız çok uzun sürmüyor yani, kolay. Patates pişiyor. Çay bu şekilde pişiriliyor gördüğünüz gibi. İsterseniz burada gördüğünüz gibi çocuklar yüzüyor. Siz de çocuklarınızla gelip yüzebilirsiniz. Telefonu elimle tuttuğum için biraz sarsıntılı oluyor tabii ki. Gördüğünüz gibi aileler gelmiş, mangalını yapıyorlar. Aynı zamanda çocuklar için de çok müthiş bir alan, eğlenceli. Bu şekilde mangal yapabiliyorsunuz. Aileler geliyor, köprünün üstünde işte resimler çekiliyor. Size burayı da göstereceğim. Kanyon burası. Size şimdi kanyonu göstereceğim arkadaşlar. Bu burası kanyon bölümü. Burada insanlar şu gördüğünüz tahtadan altında bidon olan şeylerde işte kanyonun içine falan giriyorlar. Bunlar da ücretli. Ben ücretini sormadım. Sorarım şimdi. Çayın parasını da abide bozuk yoktu. Ben ısrar ettim ama bozuk olmadığı için almadı. Çayın fiyatını öğrenemedim. Burası da gördüğünüz gibi kanyon arkadaşlar. Burada işte bu sallarla gezi falan yapıyorlar. Evet. Su çok soğuk. Zaten çocuk da bağırıyor, anlıyorsunuzdur. Arkadaşlar burası dediğim gibi saklı cennet. Buraya gelmek isterseniz sadece yolunda biraz taşlık, çakıl olan bölümler var. Onun dışında bir sıkıntı yok. Çok güzel, temiz bir yer. Ailecek gelinip kalınabilecek bir yer. Burada çocuklarınız yüzüyor, yüzebilir. Siz buralarda mangal yapabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi kanyon bölümüne geldik. Burası saklı cennetin en can alıcı noktası. Biraz evvel işletmeci arkadaş Necmettin abi, burayı işleten abi, ismi Necmettin. Necmettin abiden bilgi aldım. Kendisi bana bu sallarla istersen kanyonun içini de çekebilirsin filan, çekim yapabilirsin diye teklifte bulundu. Yalnız ben kabul etmedim. Şundan dolayı kabul etmedim. Ben şimdi buranın saklı cennet olmasının anlamı burası zaten arkadaşlar. Hani buraya sizin gelip kendiniz burayı deneyimlemeniz gerektiğini düşündüğüm için ben çekim yapmadım. Şimdi bu sallarla gidiliyormuş. Yaklaşık kanyonun içine 300 metre falan gidiliyormuş. 300 metre gidildikten sonra oranın hava sıcaklığı işte 12-13 derece diye bahsediyor işletmeci Necmettin abi. 300 metre içeriye doğru gidiyorsunuz. Yaklaşık 40 dakika sürüyormuş yolculuğunuz. Orada biraz mola falan verilip geri dönülüyor. Ondan sonra bu sallara binmenin kişi başı fiyatı 7,5 liraymış arkadaşlar. Buraya gelip muhakkak bu sallarla burayı gezmenizi tavsiye ediyorum ve hava sıcaklığı gerçekten çok güzel. Hayatta nem yok. Harika bir ortamı var. Kanyonu içeriye bilerek gitmedim. Necmettin abi çok kibar bir insan. Kendisi bana bu teklifi sundu ama ben gitmedim. Çünkü bunu kendiniz görmenizi istiyorum. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.